1996 yılının ikinci yarısında şöyle bir manzara vardı karşımızda. İktidarda Refah Yol, Başbakan Erbakan, yardımcısı Çiller. Onların karşısında da bu iktidarı değiştirmek için son derece güçlü bir koalisyon oluşuyor. Bu koalisyonun başını da Türk Silahlı Kuvvetleri çekiyor. Türkiye'yi 28 Şubat'a götüren kadro çok kararlıydı. Refah, irticanın kaynağıydı. Refah Yol iktidarı gitmeliydi. Genelkurmay benzeri görülmemiş bir psikolojik savaş planladı. Bu kadronun gerçek beyni Deniz Kuvvetleri Komutanı Güven Erkaya'ydı. Erkaya'nın en önemli buluşu, Refah'a yönelik psikolojik savaş stratejisinin de mimarı olacak olan Batı Çalışma Grubu'ydu. TSK, Laik Merkez Medya ile o güne kadar görülmemiş bir ilişki oluşturdu. Yazılı ve görsel basını besleyerek manşetleri ve televizyon haberlerini kontrolüne aldı. Sonra birdenbire bir kaset trafiği başladı. Bu demeklerin oluştuğu Türk parlamentosundan... Asker kalkmış diyor ki, TKK'lı olmanıza müsaade ederiz ama şeriatlı olmanıza asla diyor. Bu kafayla çözemezsiniz. Çözüm mü istiyorsunuz şeriatçılıktır? Kasetleri servis edenlerin amacı toplumun laiklik konusundaki hassasiyetini tırmandırarak Refah'ın karşısında bir cephe oluşturmak, iktidarın düşürülmesi için kamuoyunu hazırlamaktı. Refah Partisi'nin süreci iyi yönetememesi işlerini kolaylaştırdı. Refah kadroları kamuoyundaki duyarlılığı ve samimi endişeleri anlayamıyor, gerilimi artıracak gereksiz çıkışlar yapıyordu. Taksim'e ve Çankaya'ya dev cami yapım projesi, Ayasofya'nın ibadete açılması, kurban derilerinin dini vakıf ve dernekler tarafından toplanması, mesai saatlerinde memura namaz izni verilmesi. Bunlar tüyleri ürpertmeye yetiyordu. Tarikat tartışmalarının yoğunlaştığı bir dönemde Başbakan Erbakan tarikat liderleri ve mensuplarına başbakanlık konutunda iftar yemeği verdi. Dünya bilmeli ki Müslümanların ve Muhammedilerin sabrı taşmasın. Gelişmeler Refah'ı da gerdi. Bunun ilk işareti de medyaya inen tokattı. Olaylı Kudüs gecesinden iki sabah sonra Sincan halkı tank sesleriyle uyandı. İlk açıklama Milli Savunma Bakanı'ndan geldi. Tamamen bir tatbikat şehri bir yerden bir yere intikal. Kimse tatbikat için birliklerin sevk edildiğine inanmadı. Bu Refah Yol iktidarına açık bir uyarıydı. Çevik bir gazetecilere Sincan'da demokrasiye baranz ayarı yaptık diyerek tartışmalara son noktayı koydu. Bütün bu tartışmalar arasında Genelkurmay Başkanı ve MGK Genel Sekreteri Çankaya'ya çıktılar. Basına sızdırılan haberlere göre Refah'tan rahatsızlıklarını anlattılar. Artık herkes 28 Şubat günü toplanacak olan MGK toplantısını bekler olmuştu. 28 Şubat sabahı Türkiye heyecan içinde uyandı. Milli Güvenlik Kurulu'nda bir fırtına kopacak, bir kavga çıkacaktı. Belliydi de Erbakan'ın deyimiyle bu kanlı mı olacaktı, kansız mı, orası belli değil. Hello. Hello. Haydi Türkiye ileri! Burası devlete meydan okunacak yer değilse. Tarih 1997'nin 28 Şubat Cuma'sı. Türk siyasi yaşamına son darbe olarak damgasını vuran toplantı Çankaya Köşkü'nde 15.10'da başladı. Önce kırmızı plakalı arabalar, ardından dört yıldızlı komutanlar geldi köşke. Türk demokrasisi o gün orada. Milli Güvenlik Kurulu toplantısında zorlu bir sınava giriyordu. Milli Güvenlik Kurulu toplantıları o dönemde ayda bir kez yapılırdı.
Toplantılara hükümet kanadından başbakan, dışişleri, içişleri ve milli savunma bakanları katılırdı. Asker tarafında ise genelkurmay başkanı, kuvvet komutanları ve MGK genel sekreteri olurdu. Türkiye'nin iç ve dış güvenlik meselelerinin, stratejik hedeflerinin tartışıldığı bir toplantıydı bu. Ve Cumhurbaşkanı tarafından yönetilirdi. Konuşulan sorunlar ve çözüm için izlenecek yollar da toplantı sonrasında hazırlanan kuru bir bildiriyle kayıtlara geçerdi. Bu bildiri o günün hükümeti için tavsiye niteliğinde olurdu. 28 Şubat'taki o tarihi toplantıya gelince, toplantı gündeminin irtica olacağı daha bir ay önceki MGK'da zaten kararlaştırılmıştı. Tarihinin en uzun toplantısını gerçekleştirdi. Ankara uzun süredir böyle bir gece geçirmedi. Bunların hepsi ülkede huzursuzluk çıkartan... Herkes merakla bu toplantıdan çıkacak sonucu bekliyor. Din üzerinden siyaset yapmaması gerekiyor. Dünyanın adeta nefesini tutarak izlediği Milli Güvenlik Kurulu toplantısında... Siyasilerle komutanlar köşke girerlerken laik kamuoyu, iş çevreleri, üniversiteler ve kışlalar son derece rahatsızdı. Refah Yol hükümeti bu kesimi korkutmuştu. Başbakan Erbakan partisinden çıkan çatlak sesleri engelleyememiş, laiklik konusundaki endişeleri giderememişti. Bu emeklerin oluştu Türk parlamentosundan. Bana bak paşa, bu sarı ancak bu kelleyle beraber çıkar. Bunu bilesin ha. Erbakan, laik demokratik rejime bir tehdit olarak görülüyordu. Her fırsatta rejimin teminatı biziz diyen ortağı Tansu Çiller de hiç inandırıcı bulunmuyordu. İşte o tarihi toplantı böyle bir havada yapılıyordu. İşin ilginci 28 Şubat'taki Milli Güvenlik Kurulu toplantısında irtica tartışalım önerisini getiren askerler değildi. Hükümetin DYP'li Savunma Bakanı Turan Tayan'dı. Tayan bu teklifi yaptığı günlerde gazetelere Refah Partisi'ne Cumhuriyet'in temel ilkeleri konusunda güvenmediğini söylemişti. Bu açıklama Refah Yol kurulduğundan bu yana hükümetle asker arasındaki gerginliğe bambaşka bir boyut kazandırdı. ...28 Şubat toplantısı yaklaşırken hükümetin iki kanadı da hem Cumhurbaşkanı hem de askerlerle bir dizi görüşme yaptı. Amaç sert geçeceği daha şimdiden belli olan toplantının havasını yumuşatmaktı. Şimdi Cumhurbaşkanları yönettiği için MGK'ların başkanı onlardır. Sanıyorum o toplantının üslubunun yumuşaması ve bir sonuç bildirisi çıkacak, o belli. O bildirinin yumuşatılması şeklinde bir dizi görüşme yapıldığını biliyorum. Tahminim benim. Yani duyum halinde biliyorum ama hani, kimseden işitmedim. Refah Partisi kanadının da aynı görüşmeleri yaptığını biliyorum. Bir şey daha o dönemde o görüşmelerin içine katıldı. MGK Genel Sekreteri ile de DP kanadının yaptığı görüşmeler oldu. Askerler toplantıya ellerinde kalın dosyalarla ve çok hazırlıklı gelmişlerdi. Laik kesimin sözcüsü konumundaydılar. Asık suratlara rağmen fotoğraflar çekildi, gazeteciler salondan çıkarıldı ve kapılar kapandı. Tarihi oturum başlıyordu. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde belki ilk defa askeri kanatla sivil yönetim birbirlerine itimat etti. Adeta ters görüşleri düşünen iki cephe birbirini yok etmek için uğraşıyor. Milli Güvenlik Kurulu'na bir konunun Türkiye'ye en önemli tehdit olarak gelmesi konuşulan bir konu üzerinde birbirlerine itimat edemiyorlar. Asker kanadından ilk sözü Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Güven Erkay'a aldı. Ve son derece ağır suçlamalarla iktidarı eleştirdi.
rahmetli Erkay'a o grubun ve yani anti irtica konusunun bir sözcüsü konumundaydı. Üslup çirkin değildi. Bu haksızlık olur ve yanlış olur ya da yanlış bilgilendirme olur. Yani o Sayın Cumhurbaşkanım diyerek başlanan sözlerde evet seçilmiş kelimeler son derece özenli ve sertti. Bilhassa Sayın Güven Erkan'ın üslubu çok sertti. Sertti. Tabii ben yatıştırdım onu. Sayın Erbakan da nezaketle ona bir cevap verdi. Yani Sayın Erbakan'a itham etti o. Daha evvel yazılmıştır ona, çizilmiştir. İtham etti yani. Dedi senin ağzından hiç Türk kelimesini duymuyoruz. Yani bu kadar ağır bir itham. O da dedi ki ben Maraşlıyım, Kozanoğlu. Ailesine mensubum. Ben Türk olup Türk'üm dedi. Böyle bir şeyde geçti. Refah Partisi'ni yani dolaylı bir biçimde yani küt diye surata siz işte irtica ile birebir kaynağısınız, odağısınız denmedi ama dolaylı olarak irticaya de irticai faaliyetlere destek veriyorsunuz gibi bir dolaylı söylem söz konusu oldu. Ben rahmetli Erbakan'ın, yani Anadolu'da bir söz vardır, çalıyı dolaşmak diye. Daha ziyade yani mümkün olduğu kadar uzlaşarak, yani biz öyle değiliz, şöyleyiz diyerek, ya içimizde işte bu tür insanlar olabilir, onları biz tasvip etmiyoruz gibi. Yani uzlaşmaya açık, partisini iktidarda tutmaya gayret eden, yani en uygun kelime çalıyı dolaşarak, bir tavrın içinde olduğunu biliyorum o ilk gün. DP kanadı çok fazla söz almadı. Sayın Çiller MGK kararları imzalanmadan çıkıldı ama yani aşağı yukarı 18 madde üzerinde uzlaşıldığında bu maddelerin hayata geçirilmesiyle ilgili DP kanadının üzerine düşeni yapacağının altını çizdi, vurguladı. Saatler saatleri kovaladıkça durumun ciddiyeti daha da iyi anlaşıldı. MGK'nın asker kanadı çok hazırlıklıydı. Dosyalardan tam 18 maddelik bir karar listesi çıktı. Güven Erkay'a, Başbakan Erbakan'a döndü ve bu listede yazılanların tümünün uygulanmasını istiyoruz dedi. Yani hazırlanan bildiri tavsiye niteliğinde falan değildi. Siyasi iktidara adeta talimat veriliyordu. 18 maddelik istek listesi Refah'ın göze alamayacağı unsurlarla doluydu. En önemli yanı ilk öğretimin 5 yıldan 8 yıla çıkarılmasıydı. Amaç İmam Hatip liselerinin orta kısımlarının kapatılmasını sağlamaktı. Tüm Kur'an kurslarının Diyanet işlerine bağlanması, kaçak kursların önlenmesi. Tarikatların faaliyetlerine son verilmesi. Kıyafet yasalarının sert şekilde uygulanması. Yeşil sermayeye kısıtlama getirilmesi dahil daha pek çok şey isteniyordu. Erbakan kanter içinde partisini savundu. Ancak askerleri ikna edemedi. Refah Partisi yıllarca tabanına söz vermiş. Habire partisi kapatılmış ve nihayet başbakanlığı yakalamış. O meşruiyeti orada bulmak istiyor. Yani birinci iştiyak bu. Doğru Yol Partisi ise Ana Vatan Partisi ile aynı koridordan beslenen iki siyasi yapı olarak o seçmen üzerinde müthiş bir rekabeti var ve o da orada Ana Vatan Partisi'nin yani seçmenini kendine kilitlemek, yani o rekabetten üstün çıkmak için orada kalmak istiyor. Yani PKK mücadelesinden dolayı. Mesela DYP kanadı Sayın Çiller askeriyenin öfkesini giderebileceğini düşünüyordu. Erbakan Hoca ise rahmetli, yani birinci önceliği o siyasi geleneğin ya bu ülkeyi yönetebileceğinin ve yani bir kesintiye uğramadan yönetebileceğini tabanına yansıtmaya çalışıyordu. Ben 28 Şubat'ta istifa ettim. 28 Şubat'ta bilakis askerlere gereken